Bilimsel Gündem. Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 33. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere hafıza kaybından, soframızda kullandığımız gıda katkı maddelerinden, deprem ve kafa travmalarından bahsedip sofradaki tehlike başlıklı çalışmayla ilgili konuların uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde Türkiye'de ilk kadın doğum kliniğini açmış olan Doktor Pakize Tarzi'yi tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz, hafıza kaybı kader değil. İnsanlar yaşlandıkça yaşam kalitesini bozan ve demans riskini artıran hafıza kayıpları ortaya çıkmaya başlar. Bu nedenle yaşlı bireylerde yaşa bağlı hafıza kaybının önlenmesi ve yavaşlatılması çok önemlidir. Hafıza kayıplarından korunmak için en uygun yaşam tarzını belirlemeyi amaçlayan bir çalışmada 60 yaş ve üstü 29.072 birey 10 yıl boyunca takip edildi. Bu çalışmada sağlıklı bir diyet, düzenli fiziksel egzersiz, aktif sosyal temas, aktif bilişsel aktivite, sigara içme durumu ve alkol kullanımını içeren 6 sağlıklı yaşam faktörü değerlendirildi. Katılımcılar, sağlıklı yaşam tarzı faktörü sayısına göre olumlu grup, ortalama grup ve olumsuz grup olmak üzere 3'e ayrıldı. Olumlu gruptaki katılımcılar, olumsuz gruptakilere göre daha yavaş hafıza kaybı yaşarken, olumlu ve ortalama yaşam tarzlarına sahip ancak genetik demans riski taşıyanlarda, olumsuz yaşam tarzlarına sahip olanlardan daha yavaş hafıza kaybı görüldü. Sağlıklı bir yaşam tarzının genetik demans riski varlığında bile daha yavaş hafıza kaybıyla ilişkili olduğu sonucuna varıldı. Bu makale The BMJ'de yayımlanmıştır. Araştırmacılar gıda katkı maddelerinin soframızdaki zararlarıyla ilgili bir makale yayımladılar. Nitrit ve nitratlar günlük su ve doğal gıda tüketimiyle alınabilirken, raf ömrünü uzatmak ve bakteri oluşumunu engellemek amacıyla özellikle işlenmiş etlerde gıda katkı maddesi olarak da kullanılmaktadır. 104.168 erişkinin dahil edildiği bir çalışmada nitrit ve nitrata maruziyetin tip 2 diyabetle ilişkisi araştırıldı. Total nitrit ve yiyecek içecek kaynaklı nitrit yüksek tip 2 diyabet riskiyle ilişkili bulundu. Gıda katkı maddesi kaynaklı nitrite ve sodyum nitrite yüksek oranda maruz kalan katılımcılarda maruz kalmayanlara oranla yine tip 2 diyabet riski daha yüksekti. Yiyecek içecek kaynaklı veya gıda katkı maddesi olarak nitrat kullanımıyla tip 2 diyabet riski arasında ilişki saptanmadı. Bu çalışma, nitritlerin gıda katkı maddesi olarak kullanımının kısıtlanması için yeni bir kanıt oluşturmaktadır. Bu makale, PLOS Medicine'da yayımlanmıştır. Konuyla ilgili Bahçeşehir Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Muhammed Keskin'in görüşlerine yer vereceğiz. Nitritler ve nitrozamitler son zamanlarda günümüzde mide kanseriyle ilişkilendirilmiş olsa da diyabetle ilişkisi tam olarak bilinemiyordu. Bu konuda geniş çaplı bir çalışma maalesef yoktu. Yapılan yeni bir çalışma var artık. Nitrit ve nitratların tip 2 diyabet gelişimi ilişkisini inceliyor. Çalışma yaklaşık Fransa'da ve 100.000'den fazla kişi üzerinde yapılıyor. Çalışma 2019'dan 2021 yılına kadar sürüyor. Ve bir kohort çalışması. Burada insanların günlük nitrit ve nitrat alımı, tamam bunlar aynı zamanda sudan da geçebiliyor, yani doğal olarak da bulunabiliyor. Ama çalışmanın ana kapsamı daha çok işlenmiş et ürünlerine eklenmiş nitritler ve nitratların tip 2 diyabet ilişkisini incelemek. Ve çalışma gösteriyor ki eklenmiş olarak, hani katkı maddesi olarak kullanılan nitrit ve nitratlar tip 2 diyabet riskini gerçekten ciddi bir şekilde arttırıyor. Yani bu artış oranı da %27 ile %26 oranında değişiyor. Bu neden önemli?
Çünkü bu sodyum nitratlar E250 katkı maddesiyle birçok işlenmiş gıdada marketlerde bulunabiliyor. Aynı zamanda yapılan başka bir çalışma daha var. Günde 50 gram salam tüketimi, salam sosis gibi işlenmiş et ürünleri tüketimi sadece 50 gram tip 2 diyabet riskini yaklaşık %42 arttırıyor. Yani sadece günde 50 gram salam tüketerek diyabet riskinizi yarı yarıya arttırabilirsiniz. Çalışmada doğal yollardan alınan nitrit ve nitratların tip 2 diyabet riskiyle herhangi bir ilişkisi bulunmamış. Yani doğrudan toprakta da bulunabiliyor çünkü bunlar. Suda da bulunabiliyor. Ama gıda katkı maddesi olarak kullanıldığında bu risk ciddi bir şekilde artıyor diyebilirim. Tabii ki bu gözlemsel bir çalışma. Yani direkt bir ilişki kurulması maalesef söz konusu değil. Ama yine de artık gıda katkı maddelerinde nitrit nitrat kullanımının ciddi bir risk teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Deprem ve kafa travmaları. Kafa yaralanmaları ve depremlerle ilgili 1985 yılından 2018 yılına kadar yayınlanmış 34 makalenin değerlendirildiği sistematik incelemeye göre depreme bağlı oluşan yaralanmalar içinde kafa travmaları 3. sıklıkta görüldü. En sık görülen travma alt ekstremite yaralanmaları olup bunu üst ekstremite, kafa, omurga, göğüs ve karın yaralanmaları takip etti. Depreme bağlı en sık görülen kafa travmaları yarılma veya ezilmeyken, intrakraniyal kanamayla hastane yatışlarındaysa en sık epidural hematom görüldü. Hastalarda ölüm oranı %5,6 idi. Kafa yaralanmalarının ekstremite yaralanmaları ile birlikte sık görülen bir travma olduğu görüldü. Bu bilginin özellikle koşulların kısıtlı olduğu durumlarda beyin cerrahisi taleplerinin belirlenmesi ve hastaların uygun şekilde yönetilmesi için önemli olduğu sonucuna varıldı. Bu makale Disaster Medicine and Public Health Preparedness'ta yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı iz bırakanlar köşemizde Türkiye'nin ilk kadın doğum kliniğini açan Doktor Pakize Tarzi'yi tanıyacağız. Ben Pakize Tarzi. Osmanlı döneminde Ziraat Bankası Suriye Genel Müdürü İzzet Saltık Bey'in kızıyım. Babamın görev yaptığı Halep'te 1910 yılında doğdum. Ailem 1918'de İngilizlerin Şam'ı işgal etmesi üzerine Adana'ya, Adana'nın Fransızlar tarafından işgali üzerine Konya'ya taşındı. Bursa Amerikan Kız Koleji'nde lise eğitimimi tamamladıktan sonra tıp dünyasına merak saldım. Ailemin tüm itirazlarına rağmen doktorluk mesleğini seçmeye kararlıydım. Babamı ikna ederek Darülfünun'da fizik ve kimya bilimleri okumaya başladım. Hariciye ve histolojide ilk yıllarımı geçirdim. Dönemimde tıbbiyenin gözdesi oldum. Atatürk'ün kız tıp öğrencilerinin köyleri görmesini istemesi üzerine geliştirilen proje kapsamında 3 hafta Anadolu'da çalıştım. Kadınları bilinçlendirmeye gayret ettim. 1932'de mezun olduğumda Haseki Kadın Hastalıkları Kliniği'nin başındaki üniversite reformu çerçevesinde Alman Nazi rejiminden kaçan pek çok bilim insanından biri olan Profesör Doktor Wilhelm Liebmann'ın yanında üniversitedeki ilk kadın asistan olarak çalışmaya başladım. Profesör Liebmann ile birlikte pek çok operasyona girdim ve o dönemin koşullarında gerçekleştirilmesi güç tedavileri uyguladım. 1935'te Afgan kralının yeğeni Fettah Tarzi ile evlenerek pek çok Avrupa şehrinde bulundum. Hatta Roma'da diploma denkliği alıp üniversitede çalıştım. 3 çocuğumdan ilki kızım Fatma doğunca İstanbul'a döndüm. Doçentlik sınavı başarılı olmama rağmen kabul edilmeyince üniversiteden istifa ederek Türkiye'nin ilk özel kadın doğum kliniğini Şişli'de açtım. İstanbul Soroptimis Kulübü'nün kurucularından oldum. Burada kadınlara okuma yazma ve el işi dersleri verildi. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin de kurucularındanım. Japonya'daki jinekoloji kongresinde ülkemizi temsil ettim. Ayrıca Boğaz'ı yüzerek geçen ilk kadın ünvanının da sahibiyim. İlk Türk kadın jinekolog ünvanına sahip olmanın gururuyla 10 Ekim 2004'te aranızdan ayrıldım.
Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.